Fırında pişirdiğimiz pancarlarımızı alalım. İçindeki suyu da çorbada kullanmak istiyorum. Bu kendi öz suyu. Onu da atmıyorum. Kenarda tutuyorum şöyle. Pancarlarımı küçük küçük doğrayacağım. Küpler şeklinde. Bir kasarolün içinde hafif bir kavurmak istiyorum. Çünkü o karamelizasyon tadını yakalamak istiyorum. Zeytinyağı kullanıyorum. Her zaman sebzelerde yaptığım gibi. Zar kadar koyuyorum. Dumanlar çıkmaya başladı tavamdan. Pancarlarımı koyabilirim. Şöyle koyalım. Her zamanki gibi biraz tuz. Birazcık karabiber. Zaten pancarlarım pişmişti. Amacım burada çok az bir karamelize etmek. Pancar ve kekik birbirine çok yakışıyor. Bir parça da kekik koyalım içine. Blender'dan geçireceğim için çok ince ayıklamadım. Şöyle bir çay bardağı kadar içine krema koyacağım. Kremam kaynadı. Artık altını kapatıp pancarlarımı kabımın içine koyabilirim. Şöyle birazcık da suyundan koyalım, kremasından. Kendi öz suları vardı burada koyduğumuz. Onları da içine koyalım. Şimdi blend etmeye başlayalım. Bizim bugünkü amacımız çorba yapmak. Onun için biraz daha açıyorum, biraz daha krema koyuyorum. Çorbamızın kıvamı gayet güzel gözüküyor. Biraz tuz ve karabiber istiyor. Tekrar bir blend edelim. Çorbam hazır. Çorbamızın içerisine biraz da parmesan kreması yapalım. Parmesanlarımız var. Bir kap alayım. Şöyle rendeleyelim. Birazcık da içine lor peyniri koyacağım. O parmesanın tadını dengelesin diye. Hafif de kırıyorum ki daha kolay erisin. İçine kremamı koyuyorum. Peynirlerimi içine atıyorum. Şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Şöyle daha kısık bir ateşe geçeyim hatta. Daha güzel olsun yavaş yavaş. Şöyle peynirlerimizi ezelim, büyük parçaları. Bir parça çektiriyorum. Amacım bu pancar çorbasının üzerine bir parça bundan da gezdirmek. Altını kapatıyorum. Kenara alayım ve tabaklamaya başlayabiliriz. Çukur bir tabak alalım. Çorbamızı dökelim. Şöyle kremamızdan bir parça alalım. Üzerinde dolaştıralım. Çok az da içine mikrofilizlerimden atmak istiyorum. Tam bir yaz çorbası oldu. Rengarenk, farklı, değişik. Hepinize afiyet olsun.